Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kultum ya Musa lan minaleke hatta nerallaha cehara. Hatta nerallaha cehreten feahazetkumus sa'ikatu ve entum tenzurun. Sümme ba'atnakum min ba'di mevtikum leallekum teşkurun. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Sure-i Celilesi 55 59. ayetler arası. Bir zaman da ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı. Siz de baka kaldınız. Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredesiniz diye sizi dirilttik. Üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal, hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık ediyorlardı. Bir zaman da şöyle dedik, şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin. Ve affet bizi ya Rabbena, hıt da deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını da derhal arttıracağız. Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik. Evet, geçen haftaki dersimizde buzağa tapan Yahudi İsrailoğullarından bahsetmiş ve bundan dolayı tevbe etmelerini, nefislerini öldürmeleri emredilmişti ve Musa aleyhisselama indirilen kitabın
Tevrat'ın Furkan ile hakkı batıldan ayıran özelliğine dikkat çekilmiş ve Musa aleyhisselama 40 gecelik bir vakit tayin edilmişti. Bakalım bu süre dolarken neler olacak? Ahmet Bedir Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulüne ve Şefi'ye zünnübüne Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve ila ruhi alihim ve evladihim ve cemi zürriyetihim ve tuğunullahi ta'ala aleyhim ecmain. Allahümme eşrani hikmetek ve tehalin rahmetek. Ya Rencelen ve İkram. Bir önceki konunun la iç içeydi bu sonra anlatacağımız konulardan. Bu hani işte, diyor ki kuldum size dedik ya ya Musa sana len mü'mine leke. Hatta nerallaha cehreten. Allah'ı aşikar görmedikçe sana inanmayacağız diyor. Dediler diyor. Olay da şey oluyor hani Hz. Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya gidince arkasından kavmi Firavun'dan kalan bakiyelerden, altınlardan toplayıp Samiri önderliğinde bir put ya, danadan, buzağıdan bir put yapıp ona tapmışlardı. Bunun üzerine de Allah Celle Celaluhu bu işi yapanları, Daha sonra buradaki bildirecek. suçluları yapmayanlar tarafından cezalandırmıştı. Sonra da Hz. Musa Aleyhisselam o geride puta tapmayan ve puta tapanları cezalandıranlar arasından en iyilerinden 70 kadar insan seçip Tur Sina'ya gitmişler. Peki onlarla beraber gidiyorlar yani Tur Sina'ya. Uzaya tapanlara kendilerini öldürmeleri emrini verdikten sonra gerçekleştiği anlaşılıyor. Tur Dağı'nda kavmine döndüğünde onları buzağa taptıklarını gördü ve kardeşi Harun ve Samiri'ye bayağı bir çıkıştı. Kur'an'da iki yerde geçiyor. Yani kardeşi Harun'un yakasından tutuyor. Biraz sarsıyor onu. Musa Aleyhisselam buzağı yaktı ve onu denize attı. Fenebeznâ fîl-yem mi diyor. Ardından kavminden 70 kişiyi onların en iyilerinden seçti. Sonra Tur Dağı'na çıktıklarında bu kişiler Musa'ya şöyle dediler. Rabbine dua et ki bize de onun konuşmasını işittirsin. Hani öyle olur ki sen gidiyor konuşuyorsun ama ne olur sen onunla konuşurken yani Allah kainatı yaratan Allah'la konuşurken biz de senin onun emirlerini, fermanlarını dinlediğin gibi duyduğun gibi biz de duymak istiyoruz. Musa Aleyhisselam bu isteği Allah Celle Celaluhu'na iletti. Ve Allah da bunu kabul etti. Rivayetlerde bu böyle geçiyor. Birinci aşamada bu. Yani deniyor ki işte dedi ki ya Rabbi benim işte, senin fermanını duyduğum gibi yanımda bulunan bu kavmimden seçtiğim en iyi insanların da 70 kişi bunu duymasını istiyorlar. Sonra diyor ki Musa dağa yaklaştığında
Bir bulut sütunu onların üzerine indi ve dağın tamamını kapladı. Bulut Musa'ya yaklaştı ve o bulutun içine girdi. Hazreti Musa Aleyhisselam bulutun içine giriyor. Sonra Musa kavmine içeri girin ve duyduklarınızı anlayın dedi. Onlar da bulutun içine girdiler. Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuştuğunda alnından parlayan öyle bir nur vardı ki hiçbir insan ona bakmaya dayanamazdı. Bu aslında hakikaten hakikatla iştigal eden, yani işte Kur'an okuyan, mesela hafızlık yapan gençlerin içine girdiğiniz zaman yüzlerine bakamazsınız. Yani o kadar güzeldirler ki. İşte ne bileyim, riyazat yapan, işte Ramazan'da itikafa giren, ne bileyim, o insanların üzerine de baktığınızda Allah'ın ekstra ayrı bir inayetini görürsünüz. İşte aynen böyle diyor Musa Aleyhisselam, öyle olurdu yani yüzüne bakamazdınız diyor. Halk Allah'ın Musa ile konuştuğunu duydu ve o Musa'ya yap ve yapma diye duyurdu yani. Allah Teala diyor ki işte bunu yap, şunu yapma, kavmine şunu de, şunu deme. Bunları hep duydular diyor. Konuşma sona erince Musa'nın aleyhissalatü vesselam içinde bulunduğu bulut kalktı. Bunun üzerine kavmi tekrar başladılar. Dediler ki biz Allah'ı apaçık bir şekilde görene kadar sana inanmayacağız dediler. Şimdi burada hakikaten müthiş bir işte madde perestlik veya materyalist yatıyor. Yani bugün de materyalizm yatıyor. Aynı olayları bugün de görebiliyorsunuz. Yani diyor ki cennetten bahsediliyor. Hiç gidip gören var mı? İşte ahiretten bahsediliyor. Hiç gidip gören var mı? Yani bu olaylar böyle olmuyor. İşte her gün birisi çıkıyor. Hele bir de şimdi öyle bir sıkıntı var ki sosyal medyada birileri sürekli böyle bir karanlık akıtıyor her gün. Adeta yani onlara karşı her birine bir ayrı bir cevap, o da ayrı bir konu. Yani delinin deli olamazsın, yani ne yapacaksın, her şeyi konuşuyor. Öyle bir durum ki aynı materyalizm şimdi gelip çattı. Yani zaten materyalistlerin de öyle. Gözümüzle gördüğümüzü görmediğimizde inanmayız. Gözü ne kadar görüyorsa insan, işte onu da aslında oturup düşünmek gerekiyor. Ya kardeşim, gerçekten sen gözünle her şeyi görüyor musun? Oturup böyle laboratuvarda konuşur gibi, hatta bunu söyleyenlere de söylemek gerekiyor. Yani gerçekten sen gözünle ne kadar neyi görebiliyorsun? Hani çıplak gözle belki işte mikroskopla bir şeyler görüyorsun. Mikroskopun da görmediği şeyler var. Hatta bütün aletleri laboratuvarlarda icat etseniz, icat ettiğiniz aletler de icat olduğu için onların da göremediği şeyler var. Fakat işte aynı vurduğunuz gibi bakın diyor ki işte sesini duymak istiyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam tamam diyor, sesini duyun. Allah'tan izin istiyor. Onlar da diyorlar ki tamam, bunu dinliyorlar. Allahu Teala Hazreti Musa'ya bunu yap, bunu yapma, şunu yap, şunu yapma, onu da duyuyorlar. Ama diyorlar ki biz onu görmek istiyoruz. Biz kutumuzu lennü hatta nerallâhe cehraten. Yani Hazreti Allah'ı aşikare cehreten ayanen, yani Türkçe'de de kullanılır böyle. Açıkça apaçıkça görmek istiyoruz. Yani bu dünya gözümüzle görmek istiyoruz. Tam bir materyalizm örneği bu. Bunun üzerine bu sıra işte esas derler ya, dananın kuyruğu orada kopuyor. Yani artık anlatılır bunlara söyleyecek bir şey yok diyor yani. Fay takibiye geliyor veyahut da müfaciye de olur burada. Yani aniden فَاَخَذَتْهُمُ السَّائِكَةُ onları bir saika aldı diyor yani. فَاَخَذَتْهُمُ السَّائِكَةُ saika da Kur'an-ı Kerim'de kavimlerin helakinde hep kullanılır ama yani tefsircileri hep ayrı ayrı şeyler sunuyor.
Diyorlar ki yani burada sayka onları yakan bir ateşin gökten inmiş olması söz konusu. Gökten gelen bir böyle öldürücü bir sesin, bir çığlığın olması söz konusu. Ve bir de Allah Teala onların duyduğu bir ses ile ordular gönderdi. Onlar bir gün bir gece boyunca baygın ve ölü bir şekilde yere yığıldılar diyor. Belki pozitivistler de bu daha iyi şey, anlayışlı olabilir. Yani gökten indi öyle bir Allah'ın vellezine semavati var. Allah'ın yeryüzünde o kadar işte orduları var ki kim bilir ne gönderdi ve bu ordular öyle sesler çıkardılar ki onlar ya bayıldı ya gerçekten öldüler yani. Hazreti Musaygatu ve entüm tanzurun, siz de bakıyordunuz diyor. Yani bu olanları olup bitenleri görüyordunuz. Hani vezgutum da haraçtüm ma Musa li ta'tezzeru ilallahi min ibadeti ricli ve mes-semi'tum kelamehu. Hani enteresan. Demek ki orada tapma işinde yani Allah'tan başka bir ibadete layık birini görme söz konusu o kadar Allah'ın nezdinde önemli bir yer ki, önemli bir hata ki henüz daha Allahu Teala'nın onları affettiği söz konusu değil. Onun için bir de özür dilemek için gidiyorlar yani affediyor ama affının ötesinde bir de özür dilemeye gidiyorlar ama burada da yine o işi beceremiyor. Yani ne oldu? Allahu Teala diyor öyle gökten bir ses yani ya ateş indirdi onları öldürdü doğrudan doğru öldürdüler ya da bayıldılar ve bir gün bir gece kaldılar öyle. Hazreti Musa bu durumda ne oldu? Musa diyor ellerini göğe kaldırarak dua etti ve şöyle dedi. Ey Rabbim, İsrail oğullarından 70 kişiyi onların tövbesini kabul ettiğine şahitlik etmeleri için seçtim. Şimdi onlara döneceğim ve yanımda hiçbir tanesi yok. Hepsi öldü. Bana ne derler diyor. Musa dua etmeye devam etti. Nihayet Allah onların ruhlarını geri iade etti. Daha sonra Musa İsrailoğullarının buzağıya tapmalarından dolayı tövbe etmelerini talep etti. Ve Allah da şöyle buyurdu. Hayır, ancak birbirlerini öldürmeleri şartıyla tövbeleri kabul edilecektir. İşte o zaman bu olay olmuş oluyor. Şimdi burada Hazreti Musa'nın mesela burada Kur'an'da böyle geçmiyor ama yani rivayetlerde Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbine böyle bir niyazda bulunuyor. Ya Rabbi işte ben bunları seçtim ki bunlar benim kavmimin yani bana ibadet eden ümmetimin en seçkinleriydi ve bunları aldım buraya getirdim. Ama bunlar da burada öldüler. Ben şimdi döndüğümde geride kalan seçkin olmayan diğerlerine ne diyeceğim? Şimdi bu Hazreti Musa'nın bu dua şekli, bu istekleri Kur'an'ın başka yerinde de var. Mesela Rabbana atmış salam varim meştu ala kulubim fela yümin hatta yaravul azab elelim. Orada da diyor ki işte ya Rabbi sen bu Firavun'a o kadar mal verdin ki bu çıldırdı baştan çıktı. Niye bu kadar yani bu mal kadar malı ona verme bu azdırdı gitti. Yani Rab itmiş Allah'ın valihi mallarını yok et, yak et, yak, tüket, kalplerini sık, canlarını sık, böylece yapamazsınlar. Burada da aynı şeyi görüyorsunuz. Yani diyor ki yani ya Rabbi ben bunu ne yapacağım? Demek ki belki bir mümin olarak naz makamında bunlar söylenebilir. Bazen insan biz de bugün söylüyoruz Allah'ım bu zalim bu kadar azdırdı, bu zalimler bu kadar azdırdı. Yani bunların zulmünden insanlar mağdur oldu. Ne olur Allah'ım. Yani dualarımızın ekseninde önünde veya arkasında bunları söylüyoruz. Demek ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın bu ifadelerinde böyle bir şeye de cevaz var yani.
Bir kayde buzağa tapmalarından tövbe etmeleri istendiğinde duyulara dayalı bir şekilde bağlı kaldıkları aptallığın bir sembolü olan bu tapınmadan sonra yaratıcılarını hissiyatlarıyla görmeyi talep etmeleri. Oysa Allah'ın kemal sıfatları bu tür bir aşağılanmayı reddeder. Onlar nimetleri ve cezaları unutup hızla inkara sürüklenirler. Yani gerçekten diyor ki yani bizim Allah-u Teala'yı anlatırken bir zat-ı sıfatları var, bir subut-i sıfatları var. Zat-ı sıfatlarında Allah-u Teala'nın işte dünyada görülemeyeceği ancak onun isimlerine kainatta yansıyan, tecelli eden esmasına bakarak Allah'ın anlaşılabileceği düşüncesi ta o zamandan itibaren konmuş oluyor. Yani onun için mesela bunu sadece kavmi değil, Hz. Musa aleyhisselam da Allah'ı ayanen görmek isteyince Kur'an'da böyle bir sahne de öne sürülüyor. Ve en sonunda diyor ki ya Musa sen beni bu dünya gözleriyle göremezsin ama ben sadece nurumla şu dağa tecelli edeceğim ve tecelli edince işte sen ondan ne kadar işte istifade edersen o ancak senin için dünyada mukadder olabilir. Ve dağa tecelli edince Hz. Musa Aleyhisselam bayılıyor. Yani sadece belki tecellisi yani Allah'ın varlığının nurunun nuru orada tecelli etmek suretiyle o bile onu ne yapıyor? Bayılandırıyor. Onun için bayıltıyor. Onun için diyor Allah'ın kemal sıfatları bu tür bir aşağılanmayı reddeder diyor. Ve bunu burada bizzat görüyorsunuz. Belki de İsrail oğulları eğitilmesi ekseninde müminlere de bu söyleniyor. Yani deniyor ki sizin de evet siz de bir insansınız. Sizin de maddi duygularınız var. Materyalist bir yanınız var. Maddeci bir özelliğiniz var. Sakın ha bu türlü konulara girmeyesiniz. Demek ki Allah'ın kemal sıfatları bu tür bir aşağılanmayı reddeder. Onlar nimetleri ve cezaları unutup hızla inkara sürükleniyorlar bu İsrailoğulları. Bu kararsızların bir özelliğidir. Oysa hakikatin apaçık bir şekilde ortaya olduğu ve kendilerinin önünde durduğu Tevrat gibi bir rehberleri var. Çünkü onlar vehim ve duyularla hareket etmede büyük bir ısrar içerisindeler. Allah onları bu durumdan dolayı hatırlatarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların Hz. Musa ile yaşadıkları ve ona olan isyanlarıyla teselli verdi ve şöyle dedi. Yani demek ki burada aynı zamanda şöyle bir teselli de söz konusu ki olaylar anlatılırken Peygamber Efendimiz'e deniyor ki bu iman meselesi, Allah'ı görmeden ona inanma meselesi, Allah'ı görmeden ona ibadet meselesi öyle kolay bir iş değil. Yani dünyada insanları bu kabul etme, izah etme, Allah'ın varlığını kabul etme meselesi çok zor bir mesele. Ve Kur'an'da zaten velakin ekserem layımının çok geçiyor. Yani olacak, inanmış olanlar çok az olacak. Her yerde inanmış olan çok az olacak. Hep anlatılıyor. İnanmayanlar daha çok olacak. Bu inanma meselesini anlatırken Peygamber Efendimiz'e de teselli ediyor. Diyor ki sen hakikatları kavmine ulaştırdığında çok çeşitli şeyler göreceksin. Karşına çıkacaklar. Vahyin indiğini görecekler. Sana arkasından yine belki irtidat edecekler. Vahiy katipliği yapacaklar. Belki irtidat edecekler. Seninle beraber namaz kılacaklar. İrtidat edecekler. Nice mucizelerini görecekler. Ama yine irtidat edecekler. Şimdiden temkinli ol. Sakın üzülme. Ey Musa işte burada diyor yani sanki ve siz Musa'ya demiştiniz bu meselelere baktığınızda
hep bütün bu olayları görmemiz mümkün. Bugün de yani bir hizmet tutturup veya işte Allah yolunda bir yola koyulup giderken her türlü olayın karşılaşabileceğini görmemiz mümkün. Yani ve Peygamber Efendimiz'e Hazreti Musa ile yaşadıkları ve ona ilan olan isyanlarıyla teselli verdi ve şey dedi. Siz Musa'ya demiştiniz ki bu söz o kadar çok mucize gördükten ve apaçık delillere şahit olduktan sonra dile getiriliyor. Yani ey Musa diyerek ona sert ve kaba bir şekilde sanki birbirlerini çağırır gibi ismiyle hitap ediyorlar. Hani babasının oğlu gibi Hazreti Musa'ya kavmi ey Musa aşağı dur, ey Musa yukarı çık, ey Musa sağa dön, ey Musa sola dön. Yani sanki ellerinde oyuncak gibi diyor ya, ben senin Erzurum'da derlerdi. Ben senin ağzın kokmuş yarani miyim derler. Yani öyle hiç de isim de ifade ederek ey Nebi söz konusu değil. Ya ey Allah'ın peygamberi. Halbuki sahabede biz onu görüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eğer yakışıklı bir şey söyleyeceklerse ey Allah'ın nebisi böyle, ey Allah'ın nebisi şöyle, daha nazik bir ifade burada da ey Musa diyerek ona sert ve kaba bir şekilde sanki birbirlerini çağırır gibi ismiyle hitap ettiler ki bu olaylardan dolayı Kur'an-ı Kerim tedbir alarak Peygamber Efendimiz için la tecalu dua Resulü beynüküm keduayı bazıküm bağda, yani peygamberin karşısında öyle çocuğunuzu çağırır gibi, amcanızı çağırır gibi, ne bileyim oğlunuzu çağırır gibi konuşamazsınız. Peygamberin karşısında sesinizi yükseltemezsiniz. Peygamber bir şey dedikten sonra ikinci alternatifi siz sunamazsınız. Aynen bunun gibi büyüklerinizin yanında rastgele ileri geri öyle gevezelik yapamazsınız. Yani bunların bir rolü olması, bir usulü, bir adabı, bir endamı olması gerekir. Annenin babanın karşısında bir çocuk olarak öyle rastgele ileri geri konuşamazsınız. Hep bunlar da böyle yerlerin edebinden çıkıyor. Yani Kur'an diyor ya, Kur'an öyle bir nazik bir ifade, Kur'an öyle bir edep kaynağı ki ondan tam nasibini alan insanlar yummuş, yıkanmış, durulmuş, tertemiz hale gelmiş olur. Allah'ın ona verdiği ikram ve kendi üzerlerindeki nimetleri göz ardı ederek Musa'nın kavmi ona layık bir şekilde saygı gösterip özel bir hitap kullanmadılar. Asla ki bu kelime derin bir anlam ifade ediyor. Yani mesela diyor ki len nü'mine leke. Len nü'mine leke. Kesinlikle kararımız var. Biz sana inanmayacağız. Halbuki deniyor ki bir insana evet burada ayrıntılara girmiş oluyorlar. Yani siz inandıysanız inandığınız peygamberin artık her sözüne inanmanız gerekiyor. Her tavrına inanmanız gerekiyor. Belki inanması gereken konularda yorum yapabilirsiniz. Yani anlamadıysanız sorabilirsiniz ama yani geneli inandıysanız ayrıntıları da inanmanız gerekiyor. İşte ama bunun ben ne emin ki asla yani bu kelime derin bir anlamın olumsuzluk an ifade eder. Sanki asla yerine geçen ve telaffuzu kolaylaştırmış bir la demiyorlar. Len mü'mine leke diyorlar. Yani zaten fonetik olarak da zorlamaya sokuyor. La mü'mine leke demiyorlar. Yani mesela len mü'mine leke, hatta asla inanmayacağız. Sana asla inanmayacağız dedi. Yani sadece onun sözleri için. Yani burada lam harfi getirilmiş. Çünkü onlar zaten ona iman etmişlerdi. Fakat kendilerine getirdiği detaylar hakkında inanmayı bıraktılar. Bir kimse için iman eden, halbuki onun getirdiği şeyler için iman etmiş olur. Ama bir kimseye iman eden, onun risaletinin esasını kabul etmiş olur. O Allah'a inanır ve müminlere güvenir. Halbuki burada Kur'an-ı Kerim'de anlatırken öyle bir huzurla anlatılıyor ki sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz onları eğiterek öyle bir hale getirmiş ki o Allah'a inanıyordu. Aynı zamanda
yanındaki insanların varlıklarına da inanıyordu. Onların yapacağı şeylere de inanıyordu. Yani Hazreti Peygamber hem Allah'a inanıyordu, hem Kur'an'a inanıyordu, hem de artık Hazreti Ebubekir'e de inanıyordu. Hazreti Osman'a da inanıyordu ve Hazreti Ali'ye de inanıyordu. Lillahi, ve o inanma meselesi bir güven meselesidir. Yani siz artık bir öndersiniz, yanınızdaki insanlar var. Ondan şüphe ediyorum, bundan şüphe ediyorum, ondan şüphe ediyorum. Hiçbir yer yol alamazsınız. Burada da yani aynı zamanda iki başlı olarak bir konu anlatılıyor. Yani hem peygambere inanacaksın, inanma meselesi, hem de peygamberin etrafındakilerine inanma söz konusu. Zaten Hazreti Musa Aleyhisselam da orada onlara inanmış, tutmuş 70 kişiyi seçmiş, oraya getirmiş. Yani başka da bir yolu yok bunun. Bunların içinde ne düşündüler, ne düşünmediler onu düşünmüyor. Fakat ne yapıyorlar? Onlar bu payeyi reddediyorlar. Halbuki sizi insan bildi, size insan nazarıyla baktı, size güvendi ve sizi oraya getirdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu olay anlatılırken hatta münafıklar Peygamber Efendimiz'in bu olayını o zaman şey yapıyorlar, serrişt ediyorlar. Diyorlar ki üzünün, kulhu ve üzünün. O öyle bir kulak ki kim ne diyorsa ona iman ediyor, ona inanıyor. Kim ne diyorsa onu kabul ediyor. Bu olacak bir şey değil. Halbuki Peygamber Efendimiz yani böyle bir güven vermesi sebebiyle bir sahabe oluşturuyor. Yani değildir hale çıkmış güruh-ı encümenür ayetin tefsir eder mehtap var ya hani nur böyle bir haleler öyle halkalar teşkil etmiş ki etrafında teşkil eden o halkalara güveniyor ve onların yani yaptıklarına inanıyor. Onlar da ona inanıyorlar ve iman yumağı halinde, iman çığı halinde bir hale gelmiş oluyorlar. Allah'ı açıkça yani gizlilik olmaksızın ve hiçbir örtü olmaksızın gözlerimizle görmek istiyoruz diyorlar. Halbuki bu talep yakın olanlara özel olarak açılan bir ilahi hakikattir. Nasıl olur da uzak reddedilmiş kimseler için açıkça talep edilir? Bu onların görme konusundaki kalın kafalıklarına tanıklık ediyor. Musa Aleyhisselam Rabbim bana kendini göster demişti. Halbuki Allahu Teala ona o gün yüzler parlak Rabbine bakar buyurmuştur diyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun sadece görme işinin ahirette olabileceğini ifade ediyor. Vucuhun yevmeyizin nadira ila rabbiha nazira. Yani burada olması mümkün değil. Onun için de o egzersizi onlara göstermiş oldu. Sonra devamında ne oluyor? Devamında Kur'an-ı Kerim tekrar diyor ki 56. ayette ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ onları biz dirilttik مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ yani ey Musa'nın kavmi sizi biz o öldürdükten sonra dirilttik ölümünüzden sonra لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ belki şükredersiniz. Belki şükredersiniz. Ya burada gerçekten bir baktığınızda böyle iki tane ayet, iki üç kelimeden oluşuyor. Sümme ba'asnakum min ba'di mevtikum. Size bir fırsat daha tanıdık. Ey İsrail oğulları. Aynı zamanda günümüzde de bu. Yani biz yaratılmak suretiyle Allah-u Teala bize bir fırsat tanımış oluyor. Yani varlık alemine gelmemiz, varlık aleminde olmamız, Müslüman bir babadan gelmek, Müslüman bir anadan gelmek, Müslüman bir zeminde doğmak, Müslüman arkadaşlarla beraber olmak, Müslüman insanlarla beraber haşır neşir olmak, bunların hepsi ayrı ayrı bir diriltilme, bunların hepsi ayrı ayrı bir rahmet, bunların hepsi ayrı ayrı bir feyiz, bunların hepsi ayrı ayrı bir bereket oluyor. Yani ölümden sonra diriltilmenin bir baygınlık ve benzeri durumda olduğunu zannedenler olabileceği gibi ayetin ölümünüzden sonra ifadesiyle anlamında hakikati açıklığa kavuşturmuştur. Bu şimşek ile olan durumdur. Ayrıca bu dünyaya yönelik diriltmenin üzerine kurulu olan sorumlulukları ortadan kaldırmadığını
belirtmek için söylenmiş. Bu dünya zorluklar dünyasıdır ve burada ruhların ameller ve zikirlerle arındırılması zorunludur. Burada sünne bağısına kümün berdi mevtiküm belki hem burada bir egzersiz olarak gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra dirilme provası hem Ashab-ı Kehf'le yapılıyor hem isim söylenmeden belki Üzeyir Aleyhisselam'ın Bakara suresinde hani bir şehre giriyor sonra 100 sene orada ölü kalıyor sonra diriltiliyor. Bir de oradaki bir prova var. Bir de buradaki bu ayeti kerimelerde prova olduğu gibi yani öldükten sonra diriltilme olayı Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda ey müminler, ey Allah'a inananlar bilin ki biz bunu bir yaptık. Yani bunu birkaç defa yaptık. Ashab-ı Kehf'te denedik. Onlar da öldüler sonra dirilttik biz onları. Hazreti Aleyhisselam'ın bir şehre uğradığında bu insanlar nasıl diriltilecek demesi üzerine onunla da onu uyguladık. Ve yine İsrailoğullarında da bunu uyguladık. Yani öldüler ve sonra biz onu dirilttik. Fakat diyor ki bu diriltme meselesinde bu zorluklar dünyasında burada ruhların ameller ve zikirlerle arındırılması meselesi var. Yani bu öyle bir lütuf, öyle bir saadet, öyle bir mutluluk ki İnsanlar böyle arınmadan öteye gidemezler. Arınmadan cennetlik olamazlar. Ve arınmak için ruhlarının geliştirilmesi için ruhların yüksek seviyeye ulaşmaları için bir arınma söz konusu ve bu da dünyada oluyor ve Allah-u Teala bu imkanı bize tanıyor. Bugün de öyle yani gerçekten belki de riyazat yaparak bu arınma yapılıyor. Çile işte 40 gün çile dolduranlar bir orada yapılıyor. Değişik işte insan hayatında ibadet ederek bunlar yapılıyor. Adam hapse giriyor orada arınıyor. Belki oradaki arınmayla tam arınma mevsimi olmuş oluyor. Ve burada Allah'ın bir lütfu olmuş oluyor. Bu arınma imkanı vermeden olsa o kadar acı bir şey olabilir ki Allah'ım yani biz daha nefesimizi açmadan biz daha bu dünyada ruhumuzu eğitmeden, ruhumuzu cennete hazır hale getirmeden ayrıldık, gittik. Onun için ayette umulur ki şükredersiniz ifadesiyle lealleküm teşkürün. Yani sizi artık bir daha dirilttik. Size ruhlarınızı arındırmak için bir daha imkan verdik. Size güzel insan olabilmeniz için, cennete layık bir mümin olabilmeniz için yeniden bir fırsat tanıdık. Ama lealleküm teşkürün ifadesiyle bu büyük nimete gerçekten şükretme ümidine erişecek bir duruma gelmeniz kastedilmiş. Ve böylece Rabbin fiilleriyle ilgili burada lealle kullanılıyor. Umulur ki ifadesi geçtiği her durumda bu şekilde yorumlanır. Yani lealle ifadesi şüpheyi gerektirir. Çünkü bu kelime umut ve endişe içindir. Umulur ki bu olur, endişe edilir ki bu olmaz. Yani bazen bu şüphe muhataba yönelik olur. Bazen de konuşana eğer şükredin denilseydi burada şüphe kalmazdı. Demek ki lealleküm teşkürün. Belki işte şüphe şükredersiniz. Demek ki içinde hala inananlar olacak. Hala inanmayanlar da söz konusu olacaklar. Onun için yani üstad bunu anlatırken hani kalp, ruh ve sırrın dereceyi hayatından bahsediyor. Ve diyor ki yani siz iman etmek suretiyle imanın şehrine girmek suretiyle böyle basit derecede bir iman elde etmiş oldunuz ama sakın ha bunda kalmayın diyor. Ruhun ve sırrın dereceyi hayatına girmediğiniz zaman her zaman büyük riskler üzerindesiniz anlamına geliyor. Ve burada da bunu görmemiz mümkün. Lealleküm teşkürun. Bu da ayrı bir lütuf hakikaten. Allah-u Teala'nın bize yeniden bunu anlama imkanı vermesi, yeniden ibadet imkanı vermesi, yeniden namaz kılma imkanı vermesi, yeniden oruç tutma imkanı vermesi, yeniden hizmet etme imkanı vermesi öyle büyük lütuf, öyle büyük bir huzur, öyle bir rahmet ki düşündükçe Allah'ım daha da artır, daha da artır. Yani öyle bir hale geleyim ki artık senin huzuruna geldiğimde yani he desinler yani hani diyor ya böyle
Tam oldu bu artık. Gidebilirim, ayrılabilirim deme imkanı olsun. Devamında tekrar nimetler anlatılıyor. Hani bu aynı zamanda onların tefsirlere baktığınızda hep İsrailoğullarına hakaret eder derecesinde. Halbuki onlar o gün, yani tekrar söyleyeyim, bir dünyanın göbeğinde bir iman mayası çalınıyordu. Bir iman topluluğu oluşturuluyordu. Ve onlar bir insan fıtratının maddeci yanı onlarla temsil ediliyor. İşte Hazreti İsa ile mana yanı temsil ediliyor. Ve böylece bir bütünlük hasıl oluyor ve bu sahibi Cem makamında Peygamber Efendimiz hem maddi dünyayı hem manevi dünyayı ikisini beraber cem etmiş şekilde karşımıza çıkıyor ve örnekler devam ediyor. Hani ve zallalna, Allah-u Teala diyor ki biz aleykümül hamame, size bir bulutla gölge yaptık. Yani hatta diyorlar ki bulut öyle bizim bildiğimiz bulutlardan değildi. Gölge bizim bildiğimiz gölge değildi. O çölde onları böyle huzursuz etmeyen, adeta burada zaten ikramlara baktığınızda bunların bu ikram şekli tam cennet numun bir ikram şekliydi. Yani adeta hani derler ya, esmesi yerler, değmesin güller. Yani böyle bir annenin kundakta çocuğunu bakması gibi, yani çölün ortasındaki, bilmem çölde gezdiniz mi, yani öyle çölde sıcak öyle olmaz, yani 56 dereceye 60 dereceye çıkar damağınız kurur. Ya bir ara kalmıştık biz, öyle böyle hareket edemezsiniz, neredeyse damarlarınızda kan akmayacak hale gelir. Yani böyle bir yerde diyor ki bulutlar gönderdik. Sadece bu da kalmadı. Yani bu ikametiniz için, huzurlu bir isken için çok iyi bir şekildeydiniz. Ve enzenna aleyküm, bu da olmadı. Ve enzenna aleykümül menne ve selva, yani size kudret helvası yağdırdık ve bıldırcın eti gönderdik. Ve burada kudret helvası zaten doğrudan doğruya sebepsiz nimetlerden karşımıza çıkıyor. Yani adeta cennet numun bir hayat içinde iman mayasını çalmaya çalıştık. Evet, külü min tayyibati ma rezaknakum, size rızıklandırdıklarımızdan temiz olanları yiyin dedik. Orada da tabii ekstra inayetle beslenen ve iyi bir hedef için eğitilen toplumun temiz şeylerden yemesi söz konusu. Hep Kur'an-ı Kerim bunu anlatır ve mesela işte ya yön nas, ey insanlar, külü min tayyibati ma rezaknakum, ey insanlar, size vermiş olduğumuz nimetlerin temizlerinden yiyiniz. Ve sonra da dönüyor peygamberlere, ya Resulü külü minat tayyibati, onlara siz de diyor gönderdiğimiz nimetlerin temizlerinden yiyin. Sadece peygamber değil, bu sıra müminlere diyor, ya eyyühellezine aminu külü min tayyibati ma rezaknakum, ey iman edenler, size göndermiş olduğumuz nimetlerin temizlerinden yiyiniz. Yalnız peygamberler anlatırken minat tayyibati diyor. Yani peygamberler neyin temiz, neyin pis olduğunu biliyorlardı. Ama insanlarla müminler neyin temiz, neyin temiz olmadığını bilmezler. Nasıl öğrenecekler? Onlar da kendi aralarında bunu araştırmaları gerekiyor. Marufat dediğimiz şey, yani bir şey olması lazım. Her konuda, yani temiz bile olsa, eline aldığı bir şey bilmiyorsa onu yememesi gerekiyor. Hatta burada ben bir kitap görmüştüm. Kitabın üzerine şöyle yazıyor. Bu hani rafine olan nimetler, şeyler, yiyecekler olunca diyor ki, o kitabın adı şu: ninenizin tanımadığı şeyleri yemeyin diye. Yani markete gittiğiniz zaman nineleriniz tanımıyorsa onları yemeyin. Artık bugün doktorlar diyorlar, yani kesinlikle şeyleri yemeyiniz. Yani rafine olan şeyleri yemeyiniz. Rafine tuz yemeyiniz. Şekerini yemeyiniz, bunu yemeyiniz, şunu yemeyiniz ve yediğiniz şeyler çok kötü. Çünkü bunlar bir Allah huzuruna çıkabilecek, Allah adamı olabilecek, Allah için hizmet edebilecek insanların rastgele şeyleri yememeleri gerektiğini. Burada da külümün dayıvatı marazak naküm. Çünkü biz seçtik bak. Sizin ne yiyeceğinizi de biz seçtik. Onun için bunları sizlere ihsan ettik. Ama ve ma zalamuna lakin kâne emsem yazımı. Biz size zulmetmedik. Siz kendi kendinize zulmettiniz. Yani bu da, tabii ara çöle gitmiştim, öyle orada
baktım yani Sina Çölü'nde de öyle çöl değil yani içerisinde her şey olabilecek bir yer. Yani öyle kuş uçmaz, kervan geçmez yer değildi. Hatta karpuzlar olmuş baktım. Yaprakları kumla kaplanmış ama karpuz ortada duruyor. İşte nar ağaçları var. Narlar kumla kaplanmış ama narlar ortada duruyor. Fakat bütün buna rağmen ne yapmışlar? Yine tam orada ileride gelecek şimdi ona da bakılacak. Kudret helvası ve bıldırcın etine kifayet etmeyip yani demişler ki biz Mısır'da gördüğümüz o diğer taamlardan da ki orada anlatılacak onlardan da yemek istiyoruz. Evet. Burada kalıyorum ben. Ona da devam Evet. edeceğiz inşallah. Bununla ilgili sorularımız varsa tekrar alalım. Yoksa ve ekleri abilerimizden alalım. Ondan sonra da tamamlamış olalım. Müsaade ederseniz Elmalılı merhum bunu anlatırken şöyle demiş: bu kadar gerçekleşmiş nimetlerden sonra Allah'ı görmeden sana inanmayız diye Hz. Musa'ya isyan etmek ne büyük bir küfür ve nankörlüktür. Bu ayet Allah'ı bilme meselelerin en mühimlerinden birini ve sonra insanların alçalış ve yükselişleriyle ilgili ruh hallerinden en dikkat çekici olanını bir cümlede hatırlatıvermiştir. Gerçekten de insanlar terakki edecekleri zaman görüşleri ve kalpleri yükselir. İdrakleri yalnızca gözleri önünde duran görüntülere bağlanıp kalmaz. Akıllarıyla görünebilenin ötesine geçerler. Gaybın hakikatine iman ederler. Görülmedik ve işitilmedik saadetlere ererler. Bunun aksine alçalacakları ve çöküntüye uğrayacakları zaman da akılları kalmaz. Kalpleri körelir, körlenir. Gözleri görülebilene saplanıp kalır. Gözlerine bakmayan şeye inanmazlar. İnanmak için mutlaka görmek isterler. Fenalıktan sakınmazlar. Gelecek felakete de bilfiil başlarına gelmedikçe inanmazlar. Halbuki felaket gelince hükmünü icra eder. Derecesine göre ya ezer ya imha eder. Böyle maddeden başka bir şey tanımayan, gözlerine batmayan şeye inanmayanlar, inanmak istemeyenler, sopasız yürüyemeyen körlere benzerler. Tapacakları mabutlarını da elleriyle tutmak, yoklamak isterler. Bunların gözünde maneviyat, makulat, mücerredat yani maddi olmayan her türlü soyut değerler evham cinsinden sayılır. Bir gün Seul Merkez Camii'ne bir heyet gelmişti. İşlerinde papaz da var. Ben camiyi gezdiriyorum. Bakın bizde işte resim, heykel, efendim, put yok yani. Allah görülemediği için, biz sadece Allah'a ibadet ettiğimiz için bizim mabetlerimizde resim bile olmaz deyip ona bir iğnelemiştim. Papaz da dedi ki bizim gözle görmeden inanmıyorlar dedi, görmemiz lazım dedi. Onun için Katolikler Meryem ikonaları koyuyorlar, Hristiyanlar Hazreti İsa heykelleri, zaten Buda'nın tapınaklarında ise Buda'nın heykellerinden geçilmiyor. Bütün mabetler putlarla dolu, resimlerle, heykellerle dolu. Sadece İslam mabetleri tertemiz. Çünkü Allah görülemez, görülene ibadet edilemez. Bunu çok güzel vurgulamış burada da. Tapmak için cisim cinsinden şeylerden putlar ararlar. Bulamazlarsa yaparlar ve ona taparlar, ondan imdat umarlar. Çünkü insanlarda ibadet ihtiyacı fıtri bir ihtiyaçtır. Bundan kurtulamazlar. Fakat hakiki mabudu göremeyince, kalplerinden, akıllarından kuvvet alamayınca, gözlerinin tuttuğu, ellerinin eriştiği bir şeyden kuvvet dilenirler. Hiç olmazsa bir öküz veya öküzün altında bir buzağı ararlar. İsrailoğullarının bir kısmı da gerek Mısır ve civarındaki görgüleri, gerek henüz yükselememeleri veya herhangi bir sebeple tekrar çöküntüye uğramış olmaları dolayısıyla Hz. Musa'ya Allah'ı açıktan açığa görmeyince sana inanmayız diye diretmişler. Akılsızlıklarından kendilerini Musa ile bir tutup sen konuştun, kitap getirdim diyorsun ya, haydi bize de göster diye isyana cüret etmişler ve bununla Allah'ı bir cisim gibi karşılarında bütünüyle görmek istemişler ki bu imkansız ve muhaldi. Bütün gördükleri nimetler ve o harikalar
akıl yürütmelerine kafi gelmemiş, böyle nankörce bir tutumla olmayacak hayallere saplanıp kalmışlar. Bundan dolayı başlarına yıldırım musibeti bir harika olarak gelmiş ve bu musibetten de yine bir mucize olarak Allah'ın rahmeti sayesinde kurtulmuşlardır. Bizzat Allah'ı göremedilerse de başka mabutların yapamayacağı cezayı yakından görerek akılları başlarına gelmiş, görmeden inanmanın büyük önemini o zaman biraz takdir etmişler de bütün kavim bu sayede yeniden dirilmiş ve kurtuluşa ermiştir. Bu büyük ve derin nimet ve derste de bu çağrışta böyle iki veciz ayetle dile gelmiş ve hatırlatılmıştır ki bundan kitaplar yazılır. Gerçekten de Cenab-ı Allah görülmez ve görülemez değildir. O kendisini görebilecek gözler yaratmaya da kadirdir. Lakin ona bu gözler dayanmaz ve görülürse ihata olunamaz. Bizim dünyada yararımız ona gıyaben iman etmek, akli ve kalbi şehadetle inanmaktır diye Elmalılı veciz bir şekilde bu konuyu ele almış. Hoca Efendi de tevhid delillerinin daha birincisinde bu konuyu anlatıyor. Allah'ı göremeyişimizin sebeplerini sıralıyor. Öncelikle diyor bizim yaratılış kapasitemiz Allah'ı görebilecek bir güçte değildir. Çünkü görme bir ihata meselesidir. Mesela virüsleri, bakterileri, makro alemde de kainatın tamamını göremiyoruz. Ancak binde beşi, altıyı görebiliyoruz. Binde 995'i göremeyen insan nasıl ben görmediğime inanmam diyebilir. Zaten Kur'an'da la yudrikuhul ebsar, bu gözler Allah'ı ihata edemez, kavrayamaz, göremez diye ifade buyuruyor. İkincisi, Allah'ın bir zıttı yoktur ki görülsün. Çünkü bir şey zıttı olmadan bu alemde görülemez. Ya benzeri olacak ya zıttı olacak. Soğuk olmasaydı sıcağı, ışık olmasaydı karanlığı bilemediğimiz gibi. O yüzden Allah'ı kavrayabilmemiz, görebilmemiz de mümkün değildir. Çünkü onun benzeri olmadığı gibi zıttı da nitti de yoktur. Bir de Rabbimiz şiddeti zuhurundan dolayı gizlidir. Yani o kadar aşikar ki görülmeye ihtiyacı yoktur. Bir de imtihan dünyası bunu gerekli kılmaktadır. Herkes gözüyle Allah'ı görseydi imtihan sırrı ortadan kalkardı. Hoca Efendi orada işte bir öğretmen talebelerine bunu söyleyecek. 14 asırdır değişmemiş, insanlık tarihinden beri hep görmeden inanmayız diyen materyalist zihniyet bunu ifade etmiş, canlandırmıştır diyor. Bir de kıssadan hisse diye kitaplarda geçen İmam-ı Azam'la alakalı bir şey var. Bir inançsız adam niçin göremiyoruz, görmeden inanmam diye sorunca gel beraber oturup bir süt içelim diyor. Sütün yanında pekmez de getiriyorlar. O gün şeker yerine ve pekmez kullanılıyor. Adam pekmezi alıp karıştırıyor. İmam-ı Azam görmemiş gibi yaparak yeniden pekmez veriyor. Koysana diyor pekmezi. Ben koydum ya, hani bana bir göster bakalım. Ya görülür mü diyor, sütün içinde pekmez karıştı kayboldu diyor yani. O görülemez diyor. Aynen öyle de Allah diyor görülemez ama aklen, mantıken, efendim kalben, vicdanen hissedersin varlığını. O da böyle her şeyin görülemeyeceğini ikna ediyor. Üstadımız da her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür diyor. Evet hocam. Başka arkadaşlardan Mustafa hocam buyurun. Estağfurullah. Muhterem hocamıza ben bir soru sormak istiyordum ama. Buyurun. İzin verirlerse. Şimdi bu benim bir arkadaşım Kuzey Irak'a gitmişti. Orada Süleymaniye ile Bağdat arasında ağaç yapraklarına ve kayalara kudret helvası yağıyor. Seher vakitlerinde onları topluyorlar. Bağdat'ta kudret helvası pastaneleri var. Bana da getirdi mesela, süt gibi beyazdı böyle. Şimdi bu şeyi soracaktım. Biz bütün peygamberlerin mucizeleri gelip geçmiştir diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi Kur'an-ı Kerim bakidir diyoruz. Şimdi hala kudret helvası yağıyor. Bu nasıl değerlendirilmeli diye soracaktım ben. Şey vardı, biz Urfa'dayken Iraklı birisi üniversiteyi getirip aynı onu satmak istemişlerdi.
Yani hatta orada ilk defa gördüler, yani Allah Allah, kudret elması var mı? Yani demek ki başlangıç o dönem olmuş olabilir. Yani veya dünyanın her tarafında yaratılırken o da vardı. Ama İsrailoğulları için özel bir şekilde o dönemde daha çok onlara hedef alarak onlar için olmuş olabilir. Ama demek ki o günden itibaren devam etmiş yani. Hakikaten bizim Zeki Hoca da getirmişti. Şeyde o zaman 92'lerde bize, yani Allah Allah dedik ki, biz zannettik ki sadece İsrailoğullarına verilmiş. Demek ki verebiliyor. Yalnız buradan şöyle çıkılıyor. Yani İsrailoğullarına kudret helvası verildiği gibi tefsirlerde hemen onun karşısına Peygamber Efendimizin mucizeleri gösteriliyor. Yani işte, yani hatta biz şeye giderken Tebuk'e, orada yayla gibi bir yer var. Oraya geldiğimizde şu anda orada sular var. Peygamber Efendimiz orada Muaz'a diyor ki, intal et bir ke ya Muaz kat muliye cinanen, yani ben ölürüm, siz kalırsınız, göreceksiniz. O mucizenin yaşandığı yerde o sular hala akmaya devam ediyor. Göreceksiniz, bak buralar cennete dönecek. Ve Peygamber Efendimiz'den parmağından suların akması, işte bir kova suyu içerisine mübarek ağzından bir barından biraz koyması ve arkasından kovanın suyu hiç bitmeden herkese dağıtılması, hurma getirilmesi, bir yere konması, diyor ki işte kondu üstad, diyor ya, bir oturduğunda bir keçi yarısı kadar bir yığın haline gelmişti. Sonra ondan herkes yedi, herkes, ama bitmedi, tükenmedi. Onun karşısında bu da anlatılıyor. Yani deniyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da büyük mucizeler var. Hatta Buhari'de geçiyor. Bir yere geliyorlar, böyle akınlar yapıyorlar etrafa. O ya, Peygamber Efendimiz de kendi işlerinde orada kalıyorlar. Fakat sabah namazını kılamıyorlar. Oradan uyandıklarında kuşluk vakti olmuş. Namaz vakti geçmiş oluyor. Peygamber Efendimiz bir anında, gelin burayı terk edelim. Oraya, bu yer lanetli diyor, diyor. Oradan terk ediyorlar, oradan ayrılıyorlar. Yerin lanetli olması söz konusu, hatta oradan görülüyor. Oradan ayrılıyorlar, sonra bir yere geliyorlar, su ihtiyacı oluyor. Yani bu sıra bakıyorlar kenara, diyor ki Peygamber Efendimiz, gidin biraz su araştırın. Geliyorlar, bakıyorlar, bir kadın ileride, yanında bir kırbacı var, sular dolu içinde. Kadını sularıyla beraber oradan ikna edip Peygamberimizin yanına getiriyorlar. Peygamberimiz orada kadına işte bir şeyler topluyor, ama suya okuyor. Suyu okuyunca herkesin, bir ordunun içebileceği kadar bir kırbadan sular oluşuyor. Bütün bunlar da bu nimetlerin, İsrailoğullarına verilen nimetlerin ekseninde, paralelinde anlatılıyor. Bu El Bidaye ve Nihayet'i okumuştum. Zannediyorum bu PDF olanın 9. ciltindeydi. Bütün peygamberlerin mucizelerini tek tek sayıyor. O peygamberlerin mucizesinin bir benzeri Peygamber Efendimiz'e verilmiştir diye bir de başlık açmış o mevzuda yani. O ayrı bir şey. Bir de şey söyleyecektim ben. Az önce Faruk Hocam bir şeyden bahsetti de. Bu işte heykelcilik falan diye. Hazreti Süleyman döneminde şimdi bütün peygamberlerin tevhid bakımından anlattıkları aynı. Yani itikat bakımından hepsi aynı. Nasıl anlatıyor? Ancak furuat bakımından helal haramlar açısından değişiyor. Mesela diyelim ki Hristiyanlara hiç şarap haram olmamıştır. Mesela bu Risale'de de var. Hiç şarap haram olmadığına dair Risale'de de var. Cenab-ı Hazreti İsa diyor şarap gibi müşteriyete helal etmiş diyor. Bir de Hazreti Süleyman döneminde bu temasif taharip diye geçiyor. Heykelcilik de caiz. Şimdi dolayısıyla bu Hristiyanlara, Yahudilere falan bu oradan geçmiş olabilir mi diye hatırıma geldi. Bir de bu Hristiyanlarla falan diyalog kurarken bu birdenbire bu heykelcilikten asgari müştereklerde bir araya gelip konuşmak mı gerekir yoksa onların yanlışlarını söylemek mi gerekir? Mesela ben şeye bakmıştım, Yusuf suresinin tefsirine bakmıştım. Orada Suat hocamız diyor ki yani belki diyor Yahudilerin Tevrat'taki ve İncil'deki yanlışlar söylense iyi olurdu Yusuf Aleyhisselam'la alakalı diyor. Hocamız da orada bu yanlışları belirtmemiş. Çünkü bizim bir diyalog faaliyetimiz var. Bu yanlışlardan başlarsa söyleyeceği her şey boşta kalır diye düşünüyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum? Yani
Şimdi Mustafa Hocam siz ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz zaten. Ama şöyle bir şey var yani bir dinin anlatılması söz konusu. Burada biz dinin aslını anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bunun uygulaması söz konusu. Yani uygulamalar hiçbir zaman aslı gibi olmaz. Bu aynen şuna da benzetebiliriz. Yani bir evde bir mutfak vardır. Bir de salon vardır. Mutfakta her şey karışıktır. Yani çorba tası bir tarafta, her şey işte kaşık bir tarafta, çatal bir tarafta, yemeğin olması bir tarafta, hepsi ayrı ayrı tarafta olur. Ama salona gelince ne yapılır? Bu sıra hepsi dizayn edilir. Domatesler itina ile dizilir, peynirler itina ile dizilir. Hatta çocuklara egzersiz yaptırılır. Yani misafire götürürken bunları müthiş bir şekilde, dikkatli bir şekilde sunum denir. Yani hiçbir zaman ne yapmaz? Salonumuz, mutfağımız gibi olmaz. Yani işte biz burası bir mutfak şekliyle yani insanlara anlatırken dinin gerçeğini o her şeyi anlatırız ama sunmaya gelince buyurduğunuz gibi onların hatta geçen de biz bir yere gitmiştik. Yani arkadaşlarda şöyle bir şey var. Kimisi tamamen sen zot diyen ben zot atlara kim versin ot şeklinde duruyor. Kimisi kendini koy vermiş oluyor. Tamamen teslim etmiş oluyor. Diyorum ki yani ne onlara teslim olma ne de onlardan uzak durma şeklinde olması gerekiyor. Adeta şey gibi yani fotoselli kapılar gibi. Kapıya yanaştığınız zaman kapının kenarları açılıyor. Kapıdan uzaklaştığınız zaman kapı kapanıyor. Yani biz kendimize ait gerçekleri onlara ait sunarken onun da bir ölçüsü olmalı. Yani zaten ve bunun iki örneğini sundum. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla olan diyalog iki şekilde cereyan ediyor. Ve zannediyorum bunların hep birisini biz yapıyoruz. Kur'an'da iki tane diyalog şekli var. Ve Batılıların yazdığı kitapta Kur'an'da diyalogta şu anlatılıyor. Yani bir diyalog bir menfi anlamda diyalog oluyor. Yani işte Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hristiyanlarla olan çekişmeler de anlatılıyor. Bu kötü anlamda bir diyalog. Yani mesela işte siz nasıl Allah'ın çocuğu olur dersiniz. Allah'ın çocuğu olur demek ne demek biliyor musunuz? Bunun için gökler parçalanası geliyor. Yerler yarılası geliyor. O cihan yıkılası geliyor. Bu nasıl bir iddia? Bu da bir diyalog. Yani siz nasıl Hazreti Meryem'e Allah işte şey Allah dersiniz, Hazreti İsa'ya Allah dersiniz. Allah'ın hanımı yok ki çocuğu olsun. Velem tekürler sahibi. Bunlar da diyalog. Bir de ikinci diyalog şekli var Kur'an-ı Kerim'e. Ya eyyühellezine amenü şey, ve la tücadele ehle kitabı illa billeti hiye ahsen. Ehli kitapla yolun güzeli değil, daha güzeli değil, yolun en güzeliyle hitap ediniz diyor. O zaman bu da işte bizim seçtiğimiz diyalog şeyi. Onun için yani insanlara yani o dinin, o itikadın ne şekilde olduğunu biz bilmemiz gerekiyor. Ama onlara gelince, onlar ne yapmışsa, ne etmişse, ne kadar yanaşıyorsa, ne kadar bize imkan veriyorsa onları konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela evet, daha uzatmayayım anlaşılmış Evet, oldu. başka katkıda bulunmak Ama bir de isteyenler şey mi yoksa? dediniz, Hazreti İsa kesinlikle şarabı halam kılmamış. Orada bir yanlışlık var. Orada bir sıkıntı var. Onu da tahsiye etmek istedim. Hazreti İsa'nın şarabı helal kılına dair bir bilgi yoktur. Hristiyanlık inancında Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde ekmek ve şarabı kutsadığı ve şarabın onu kamsız ettiğine inanılır ama bunun bir gerçekliği yoktur. Onlar da anlatılıyor. Bu Bu ritüel kişisel de Hristiyanlar geçtiği için söyledim ben tarafından Ahmet Hocam. Kişisel de anlatılıyor. geçtiği için Evet. söyledim. Yani onu da öyle bilmek gerekiyor. Yani ne Hazreti İsa onu yapmamıştır. Diğerlerde ama heykele gelince evet o temasıyla ve cifanin kel cevabı ve kudur-u rasiyat Kur'an-ı Kerim'de bizzat metin olarak geçiyor. Yani heykeller vardı ve bunlar yapılıyordu. O gün için bir şey denmiyordu bunlar. Ama bu heykellerin de bir tanrı heykeli değil de daha çok başka bir anlamda heykeller olduğu yoksa bir Buda heykeli gibi ne bileyim bir Hübel heykeli gibi
tapılan şeyleri değil de normal büstler yapılıyordu ve şekil anlamında, dekor anlamında şeylerdi. Onu da o anlamda anlamak lazım. Amin. Hocam, Elhamdülillahi Rabbil burada. alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumma ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min fizzil dünya ve azabil ahira. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Ben görmeden görmediğime inanmam diyen cahillerden bizleri eyleme. Bizleri ihsan sırrına mazhar eyle, muhsinlerden eyle. Seni görüyormuşçasına sana ibadet etmeye muvaffak eyle. Ya ilahel alemin, bizleri marifetinle, muhabbetinle, aşku iştiyakınla meşbu eyle, hak ve hakikate aşina eyle, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaya, doğru anlamaya, güzelce anlatmaya ve hakkıyla yaşamaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.